Allah-u Teala her kuşun kolayca uçabilmesi, gıdasını toplayabilmesi, soğuktan, sıcaktan korunması, kendini savunması ve üremesi için muhtaç olduğu her şeyi en uygun şekilde yaratmıştır. Mesela yerde yürüyebilmesi, uçuş için yerden yukarıya yükselmesine ve yere konmasına yardımcı olması için kuşları iki ayaklı yaratmıştır. Fazla soğuk ve sıcaktan müteessir olmaması için kuşun vücudunu tüylerle kaplı olarak ayak derilerini de kalın ve dayanıklı olarak yaratmıştır. Kuşların ayak derileri de tüylü olarak yaratılsaydı, çamura girince çamur tüylere yapışıp uçuşa mani olurlardı. Uçuş esnasında tüylerin kolay kopup kuşların çıplak kalmamaları için deriye çok sağlam rapt etmiştir. Keza yağmurdan müteessir olmayacak biçimde tüyleri kaygan bir vasıfta yaratmıştır. Kuşlardaki kanatların hikmetini düşünmeye çalışmalıdır. Kalın tüyleri tutan kemiğimsi çabuk olmasaydı, tüyleri bütün vücutta kıl gibi bitseydi, rüzgara karşı mukabele edemezdi. Tüyleri tutan çubuk kalın olduğu halde içi boş olduğundan uçuşa mani değildir. İçi boş olduğu için de kolay kolay kırılmaz. Leylek gibi uzun ayaklı kuşların suda kolayca gıdalarını almalarını temin için boyun ve gagalarını da uzun yaratmıştır. Ayaklar uzun olduğu halde boynu kısa olsaydı veya ayakları kısa olduğu halde boynu uzun olsaydı gıdalanmaları mümkün olmayacak kadar zor olurdu. Mesela gagası kısa olsaydı su içinde boğulabilirdi. Allah-u Teala her cins kuşa beslenmelerine uygun şekilde gaga yaratmıştır. Gaga keskin olduğu için bıçak vazifesini görür. Gaga ile parçalanıp yenen şeyler karnındaki yüksek ısı sayesinde gayet ufak olarak öğütülür. Böylece dişlere lüzum kalmaz. Cenab-ı Hak kuşların üremesini yumurta ile yarattı. Eğer yavrusunu karnında yaratmış olsaydı bu hal kuşun uçmasına mani olurdu. Kuluçka müddeti boyunca yumurtaların üzerinde yatması kuşa ilham olunmuştur. Güvercinler kuluçkadaki yumurtalar soyup bozulmasın diye biri çıktığı zaman diğeri ona vekalet ederek kuluçka müddetince nöbetleşe yumurtalar üzerinde yatıyorlar. Sanki bu tedbir kalkınca yumurtaların bozulacağı kendilerine öğretilmiştir. Mektep medrese görmeden kuşlara bunları kim öğretmiştir? Bütün bunlar tezahürü şeyler değildir. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tezahürüdür. Leylekler Anadolu'dan kalkıp Afrika'ya göç ediyorlar. Göç sadece leylekler arasında değil, başka kuşlar arasında da vuku bulmaktadır. Turna ve kırlangıç gibi Amerika'da ötleyen denilen kuşları Kanada'daki yazlık yuvasını terk ederek dağ, orman ve nehirler aşarak 4-5 bin kilometrelik bir seyahatten sonra Güney Amerika'daki kışlıklarına ulaşırlar. 3 gün, geceli gündüzlü hiç durmadan kafile halinde uçarlar. Göçmen kuşlar uygun rüzgarlar bulabilmek için yerden 6 kilometre yukarılara kadar çıkarlar. Yiyecek bulmak ve soğuktan korunmak için göç ederler. Seyahate çıkmadan önce vücutlarına yağ depo ederler. Yağın aynı miktardaki protein ve karbonhidrata göre iki misli enerjiye sahip olması kuşlar için en iyi bir yakıt olmasına sebeptir. Kuşlar eski yuvalarını bulmak için güneşi pusula olarak kullanırlar. Sisli ve bulutlu havalarda ise yerin manyetik sahasını, geceleri ise yıldızları pusula olarak kullanırlar. İnsanlar frekansı 16.000'den az olan sesleri işitemediği halde kuşlar rahatça işitebildikleri için yollarını kolayca bulabiliyorlar. İnsanlar mevcut olan yer çekimi kanunu 17. asırda öğrenmişken, kuşlar asırlardan beri yerin manyetik alanıyla çekim gücü arasındaki açıyı ölçerek yönlerini tayin etmeleri bir tesadüf olamaz. Kainatta tesadüflere yer yoktur. Her şey kudret sahibi Yüce Rabbimizin hikmetleriyle vuku bulmaktadır. Kuşların bu harikulade hadiselerini bilim henüz çözememiştir. Bilim bunları çözmeye başlarsa kuşlardaki bu kabiliyetin tesadüfi olmadığı anlaşılır. Böylece inkar yerine imanı bırakmaya mecbur kalır. Kuş tüylerindeki detaylı yaratılış. Pek çok insan yerde gördüğü ya da havada uçarken yakaladığı bir kuş tüyünü incelemiştir. Tüydeki simetrik yapıyı, alt kısımlardaki tüylerin daha ince bir yapılarının olduğunu, tüylerin birbirine geçmiş gibi bir görünümlerinin olduğunu görmüş ve belki de şaşırmıştır. Bu kişi eğer bir kuş tüyünü mikroskop altında incelemiş olsaydı, karşılaşacağı olağanüstü tasarım karşısında şaşkınlığı daha da artardı. Tüylerin ortasında hepimizin bildiği uzun ve sert bir boru vardır. Bu borunun her iki tarafından yüzlerce tüy çıkar. Boyları ve yumuşaklıkları farklı olan bu tüyler kuşa, havayı uçuşa en elverişli şekilde kullanma özelliğini kazandırır. Ancak biraz daha detaya indiğimizde daha da ilginç yapılarla karşılaşırız. Tüylerin her birinin üzerinde tüycük denilen ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan tüyler bulunur. Bu tüylerin üzerinde ise çengel adı verilen minik kancalar vardır. Bu kancalar sayesinde her tüycük birbirine sanki bir fermuar gibi tutunur. Turna kuşunun tüylerinden tek bir tanesinin üzerinde tüy borusunun her iki yanında uzanan
650 tane incecik tüy vardır. Bunların her birinde ise 6000 adet karşılıklı tüycük bulunur. Bu tüycüklerin her biri ise 390 tane çengelle birbirine bağlanır. Çengeller bir fermuarın iki tarafı gibi birbirine kenetlenmiştir. Çengellerle kenetlenen bu tüycükler o kadar bitişiktir ki duman üflendiği takdirde bile aralarından geçemez. Çengeller herhangi bir şekilde birbirinden ayrılırsa kuşun bir silkinmesi veya dağır hallerde gagasıyla tüylerini düzeltmesi, tüylerin eski haline dönmesi için yeterlidir. Kuş tüyünün bu yapısı uçuş için son derece önemlidir. Kanatların havayı geçirmemesi sayesinde kuş uçabilir. Kuş tüylerindeki bu detaylı tasarımın yanı sıra zengin renk çeşitliliği de son derece dikkat çekicidir. Bu çeşitlilik tüylerin içerisinde yer alan ve tüy ilk oluşmaya başladığı sırada depolanan pigmentlerin varlığına veya ışık hareketlerine bağlı olarak meydana gelir. Keratinin maddesinden meydana gelen tüyler çevre koşulları nedeniyle kısa sürede yıprandıkları için belirli zaman aralıklarıyla yenilenir. Ama kuş her seferinde rengarenk tüylerine tekrar kavuşur. Çünkü kuşların tüyleri gerekli uzunluğa, türün renk ve desen özelliklerine tam olarak ulaşıncaya kadar gelişmelerini sürdürür. Kuş tüylerindeki sayısız renk ve desen çeşitliliği ile birlikte kanatlardaki detaylı yapılarda Allah'ın yaratışındaki üstün sanatı ve ilmi bize gösteren delillerdendir. Kuşların V şekil alması. Kuşlar sürü halinde V şeklindeki uçuşuyla hareket ederken en öndeki kuşlar havanın kendilerine karşı oluşturduğu direnci arkadan gelen kuşlar için daha hızlı indirirler. Öndeki kuş kanadını çırptığında kanadının ucunda bir hava boşluğu yani bir girdap oluşur. Arkadaki kuş buraya yükselen havayı kanatlarının altında bularak ve daha az enerji sarf ederek yüksekliğini muhafaza eder. Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanır. Bu uçuş şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de bunların büyük kanatlarıyla oluşturdukları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine yarayabilmesidir. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlayan sürü halindeki kuşlar genellikle tek başına olan kuşlardan daha hızlı uçarlar. Kuşların göç ederken her bir kuşun yanındaki kuş ile aynı derecede hava sürtünmesine tabi tutulmasının avantajını pilotlar çok iyi bilirler. Bu uçuş şeklinin avantajı pilotların kanat ucu girdabı dedikleri durum ile aynıdır. Allah her canlıya yapacağı işleri ilham etmekte. Onlar da buna eksiksiz olarak itaat ederek her şeyin Rabbi, üstün güç sahibi olan Allah'a gönülden boyun eğmektedirler. Ağaç kakarın kafasındaki mekanik sistem. Bilindiği gibi ağaç kakanlar yuva yapmak ve yiyecek bulmak için ağaç kabuklarına seri vuruşlar yaparlar. Bazıları bir saniyede 15-20 vuruş yapar. Kuşun iki vuruşu arasındaki zaman farkı bir saniyeden çok daha azdır. Kuşun gagası her ağaca çarptığında kafası büyük bir sarsıntıya uğrar. Buradaki Allah'ın yarattığı olağanüstülük, bu şiddetli sarsıntıya rağmen beynin en ufak bir zarar görmemesidir. Peki bu nasıl mümkün olur? Böyle şiddetli ve arka arkaya devam eden bir sarsıntı serisinde nasıl olur da beyin küçük de olsa bir zarar görmez? Burada Allah'ın sınırsız, sonsuz aklı ve sonsuz şefkatiyle dolu bir yaratma sanatı ile karşılaşırız. Ağaç kakanın kiraz büyüklüğünde bir beyni vardır ve bu sarsıntılarda etkilenmemesinin sırrı boyun kaslarında gizlidir. Vurmaya başladığı anda baş ve gagası tam bir doğru üzerine gelirler. Burada oluşacak en küçük bir sapma kuş için hayati tehlike oluşturabilir ve beyinde yırtılma yapabilir. Ancak oluşan bu mükemmel doğruluk kuşun zarar görmemesinin sebeplerinden birisidir. Kuşların büyük bir çoğunluğunda kafatası kemikleri birbirine yapışıktır. Gaga ise çenenin hareketiyle açılır. Oysa ağaç kakanlarda durum farklıdır. Gaga ve kafatası vuruş sırasında oluşan şoku emen süngerimsi bir madde ile birbirinden ayrılmıştır. Hatta bu maddeye şok emici denir. Bu şekilde adlandırılması çok ağaç kakan kısa aralıklarla oluşan şokları emebilmesinden ileri gelir. Bu madde her vuruşta oluşan şoku emip bir sonraki şoku karşılayacak duruma gelebilir. Üstelik bunu saniyede 15-20 vuruşun yapıldığı şartlarda başarır. Açıkça görülüyor ki bu madde modern teknolojinin geliştirdiği tüm benzerliklerinden üstündür. Ağaç kakanın kafatası ve üst gagasının olağan dışı bir yöntemle bağlanmış olması her vuruşta beyninin bulunduğu bölümün gagadan uzaklaşmasını, böylece şok emici ikinci bir mekanizma oluşmasını sağlar.